Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ses gidiyor mu yukarıya? Yani başlayabilir miyim? Evet, evet. Tamam. 13. lemadan Euzubillahimineşşeytanirracim sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şimdi ben buradan 82. sayfasından okuyacağım. Okumadan önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Mukaddeme yani nasıl bakacağız? Arkadaşlar, insan donmuş et yığını değil. Felsefe biraz önce dinledim de senin dersini. Felsefe böyle bakıyor. Donmuş et yığını, yani enerji. Daha arkasına geçersen, etin arkasına geçersen donmuş enerji. Bu sefer olayları çözemiyoruz. Neyi çözemiyorsun? İnsanın fıtratındaki derc edilmiş olan arzu-i beka, arzu-i ebed, ölümsüzlük arzusu, hastalık istemiyoruz, sıkıntı istemiyoruz, panik istemiyoruz, buhran istemiyoruz, fakirlik istemiyoruz, dert istemiyoruz. Hepimiz istiyor. İşte böyleyiz yani. Şimdi bende var da sizde yok değil. Sizde de var. Bende de var bu istek. Peki et yığını olarak kabul edersen insanı, bunları nereye koyacaksın? Anlatacağım konu şu. Bütün dertlerinizin dermanı, okudu biraz önce, imanınızı artırmanın yolu kendini tanımaktır. Bütün beşeri ve felsefi şimdiye kadar ve dini, bütün dinlerde, öğretilerde en çok insanı merak etmiştir. İnsan. İnsan üzerine kitaplar yazılmış. İnsan nedir? Bak ben buraya gelene kadar... İnsanız ya, bu dünya işte, kainata göre yeri bile yok, o kadar ufak. Ne kadar zorlandım. Şimdi 18 bin alem sana monta edilmiş. Kodlanmış, derc edilmiş. 18 bin alem, dile kolay. Al beni birkaç tane şehri, birkaç tane biraz, 18 bin alem. Şimdi navigasyonun yok, tanıdığın yok. Neyi nereye geçeceksin, nereye geçeceksin? Nereye geçeceksin? İnsan. 18 bin alem donmuş hali şuna bir misal vereyim. Bir odun düşünün, odun. Duman orada. Nur orada. Ateş orada. Dalga boyları orada. Latife orada. Yani bakın ne kadar zıtları cem etmiş. Odunun kilosu var. Onu meydana getirenin kilosu yok. Odun bir yerdedir. Onu meydana getirenin yeri yok. Odunun içi karanlıktır. Nuru saklamış. Duman örter, nur açar, aynı yer. Şimdi, odun gibi basit bir hayata bu kadar zıtları koymuşsa gözümüzün önünde. Odun ya, zihayattır, zihruh değildir. Yani ruhu yoktur odunun, ağacın. Dumanı koymuş, göz gözü görsemez yandığı zaman. Nur ise her tarafı görürsün. İki tane zıt ya. Odun ne büyük düşman ateş içinde. Odun bir yerde, içindeki böyle değil. Yani odun böyle olursa sen, odun böyle gözükür ama içi böyle. Sen de böyle gözükürsün ama için böyle değil. Tamam. Şimdi burada, bu içeride, bu 18 bin alemden bir tanesi de şeytan denilen bir sistem var. Ondan bahsedeceğim. Şeytan. Realitede. Şeytan... Doğrular arasındaki ara boşluklarıdır. Doğrular hareket etsin diye, şöyle diyeyim, şu daire 40'a 40 olsa, kare şurası, yarım metre su koyun, yarım metre su koyun şuraya havuza, şu diyelim ki 20'ye 20 de kare şeklinde plastikleri koyalım suya, ama hiç boşluk olmuyor. Bu misali anlarsanız şeytanı anlarız. Bak şu odaya, salona, ders salonuna yarım metre su koyduk mu? Koyduk.
20'ye 20 kare şeklinde plastikleri dizelim. Ama hiç boşluk olmasın. Suyu gözükmesin. Birbirine yanaştırın. Suyun üzerinde yüzüyor mu? Yüzüyor. Hepsinin üzerinde de lamba var. Farklı farklı renkte. Biz aşağıdan suyu karıştırırsak bu plastikler olan birbirine dayandığı için hareket etmezler. Su alttan oynar ama bir tanesi yer değiştirmez. Değil mi? Yapıştırdığımız. Peki kardeşim oradan 3 tane alsın. Sen de 3 tane oradan al. O parçaları. Sen de 3 tane al. 5 tane al. Belirli noktalarda aralıklar yapsak, suyu hareketlendirsek bu plastiklerin yeri değişecek mi? Değişecek. Lamba yandığını da kabul edin. O plastik her şey bir lamba olsa üzeri. Işığı söndürsek tavanda farklı renk olur. Suyu da hareketlendirmeye başlayın. Bu sefer oradaki plastik üzerinde yer değiştirecek. Oradakin buraya geçti, buradakin orada geçti. Farklı farklı renklerin nihayetsiz bir motif olur. Oradan oraya, oradan oraya değil. İşte bu plakalar istidattır. Bu oda bedendir. Tamam mı? Bedendir. O ara boşluğu işte şeytandır. Yani doğruların hareket edip güzelliğin çoğalması için ara boşluğudur. Şimdi o şeytandan bahsedeceğim. Bakayım ne yapıyor? Şeytan anladık mı? Şeytan yaratılması şer değildir. Tamam mı? Halkı şer şer değildir. Keski şer şerdir. Ara boşluğu şeytandır. Niçin ara boşluğu konmuş? Çünkü güzellikler sabit olmaktan çıksın diye. Şimdi bizim vücutta böyle bir sistem çalışıyor. Ne yapıyor? Çok büyük bir şey anlatacağım burada bak. İblisin 10. işaret sayfa 82. İblisin en mühim bir desisesi. İblisin sayfa 82 10. işaret. İblis şeytanın adı. Adı neydi şeytanın? Bilen var mı? Yok. Hannes ayrı. İblis ayrı. Şeytan ayrı. Azazil. Evet. Azazil. Şeytan Azazil. Tamam. Mudil esmasına dayanıyor. O da esmanın tecellisi yani. O da bir bahane. Bahane. Şimdi İblis bu şu anda anlatacağım. Kendine tabi olanlara inkar ettiriyor. Bak şimdi ustad lematadı gidiyor. Fakat zaman çok geçtiğinden sizi tutmayacağım. Onun için açarak değil de nakledeceğim. Kafanızda küçük bir iblis olur diyor. Psikolojik hastalıklarınızın temelini anlatacağım. Temeli. Bunu bilirsen, kendini tanıp bunu bildiğin zaman bakacaksın ki kendimi kötü hissediyorum diyen sen zannediyorsun. O sen değilsin. Göreceksin onu. Kafada, sistemde et yunağı değil demiştik kafa. Boşuna burası yazılmamış. İblisin en mühim bir desisesi kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şeytanın varlığını inkar etme nispetinde hastalıklarımız ortaya çıkıyor. Fark etmiyoruz adamı. Mesela bir kağıt yaksam, kağıt. Duman çıkar, nur da çıkar. Öyle değil mi? Çıkar. Peki, kağıdı yaktığım zaman tepside ne kalır? Kül kalır. Diğeri nerede duman? Uçtu gitti. Nur nerede? O da uçtu gitti. Tabakta kalan senin eline geçmiştir. İşte onu göm. O ölmüştür. Çıkan duman ve nur öldü mü? Yok. O kurtuldu. Bak şu kağıtta hiç ömründe yandığını görmeyene. Ya arkadaşım bu kağıda fazla şey yazma. Bir su görse dağılır. Ateş görse tersine döner. Muhalif bir rüzgar eser. Savurur harman gibi.
Bu kağıdın üzerine araba çiziyorsun, para çiziyorsun, yat kat çiziyorsun. Ya bir kibrit geldi mi darmadan ol. Peki ömründe hiç kağıdın ve yandığını görmeyene bunun içini nasıl anlatacaksın? Lan bu böyle gözüküyor ama bu böyle değil. Bunun kilosu var ama bunu meydana getiren kilosu yok. Nasıl iman edecek şimdi? Etin ha. Bak bunun kilosu var ha. Ama bunu meydana getiren yaktığın zaman kilosu yok. Bu bir yerdedir. Ama bunu meydana getiren bir yerde değil. Bak bu tek şey gözüküyor ama burada zıtlar var. Çok zor değil. Bunun düşmanı kim? Kağıdın ateş. İçinde. Bunun düşmanı içinde. Bizim en büyük düşman içimizde değil ya. İçimizde. Peki bunu yaktığımız zaman sevgili kardeşim bak. Çoğusunun ben biraz bununla meşgul olduğum için psikolojik hastalıklarının sebebi ölüm korkusudur. Aha kaktüsü gibi. Aha yalnız kalamıyorum. Ölürsem ne olacak vesaire. Ölümü izah edemiyor. Onu anlatıyorum. Bak ben bu kağıdı yaktım. Tepsiye yaktım. Ne kaldı tepside? Kül. Onu da artun akifem. Esselatu vesselamu aleyk. Örtün. Bu adam öldü. Kim öldü? Yakalanan ölmüştür. Yakalanmayanı gömebilirseniz gömün. Nasıl yakalayacaksın onu? O kurtuldu. O nur neydi? Kağıttan çıkan nur ruhtu. Çıkan duman nefisti. Kalan kül ceset. Ceset ölür kardeşim. Aşıklar ölmez. Ölüm korkusundan korkma. Günah yapmaktan kork. Bedenin kanser olmasından değil, ruhun kanser olmasından uzak dur. Çünkü senin buraya gelişin bir takdir ve tercihtir. Bir irade işidir. Gidişin de öyledir. Ölüm, sen ölmeyeceksin. Ölen korksun. Küllü nefsin zayikatın mev. Nefisler ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. O zaman ölümden kim ölecekse o korksun. Peki ölümden korkan kim? Nefistir ama bana yutturmuş. Şimdi cümleyi dinle. Kendine tabi olanları inkar ettirmektir. Şeytanın en büyük hilesi Almanya'nın en büyük hilesi nedir? En büyük hilesi hilesini dürüstlük olarak yutturmasıdır. En büyük hilesi bu ya. 7 sene at etini, eşek etini, sığır eti diye demişler. Senelerden beri efendim işte çıktı ya dünyada kamuoyunda şeyi. Volkswagen'in şeyi. En büyük hilesi hilesini dürüstlük olarak göstermesidir. Sen önce demiştim bunu camiden, kürsüden. Ondan sonra beni yadırgamışlardı. Şimdi bak şeytanın en büyük hilesi neymiş? Aldatmak değil. İç onu, içki, zina yap, adamı vur değil. En büyük hilesi kendini, virgül, kendine tabi olanlara inkar etmek. Yani biz de çoğu hayatımızda, hayatın zamanında şeytanın varlığını unutmuşuz. Bir şey canımız istiyor, ben istiyorum diyorsun. Ha sen istemiyorsun işte, o istiyor. Bak bir misal vereyim, bakayım sen istiyorsun onu Allah Resulü diyor ki odunu yaktığınız zaman çıkan dumandan cin, çıkan nurdan melek, çıkan sıcaklıktan, ateşten şeytan, çıkan külden insan yaratılmış. Kül ya. Şimdi ateşi yaktığımız zaman çıkan dumandan kim istifade ediyor? Kim onunla yaratılmışsa. Dumandan yaratılan cinler, nurdan yaratılan melekler, ateşten yaratılan şeytandır. Şeytandan hoşlanır. Şeytan da ateşten hoşlanır, ondan yaratılmış. Biz de kül. Bütün o yediğimiz gıdalar kül işte, topraktan geliyor. Peki sigara içtiğin zaman kül böyle duman çıkınca kimin gıdasıdır o? Kim dumanla yaratılmışsa onun gıdasıdır. Şimdi canın sigara istiyor. Hayır. Düğmeye bastı adam. Sigara istiyorum. El burada. La kardeşim düğmeye basınca o adam istiyor da sana yutturmuş ben istiyorum diye. Adam istiyor. Adam. O adam istiyor. Yani biyolojiden bir misal vereyim. Beyinde, kafada merkez var ya, vücudun her merkezi. Ben bir yere basayım şuraya kalemle, iğneyle. Bu parmak oynar. Kol oynar, ayak oynar. Elmayı dilimle lezzet alırken ben buraya bir basayım. Elma yokken lezzet alırım. Merkez ya, beyin. Ha, şimdi dumandan yaratılan duman istiyor. Basıyor düğmeye,
sigara istiyorum. Versene bir sigara. Yapamam ben, tiryakiyim ya falan. Diyen o adam. Ama yutturmuş bana, ben istemiyorum. Peki Ramazan'da niye istemiyor? Çünkü bu karar vermiş, bu içmeyecek. Arkadaşlar ne anlatmaya çalışıyorum? Adamların isteği, isteğimiz gibi yutturmuş. Bak şeytanı bir tane anlatayım, başka şeytanı. Aç o televizyonu, gir o kanala, gir, ver ağzının payını. Ya zekatı ne veriyorsun biter ya. Onu. İçimizde bir dürtü var ya, bir enerji. Bak onu, çak onu, vur kafasına, ver ağzının payını. Bir coşar, bir dayatıcı enerji yok mu? Ha bu şeytan. Şeytanı sekiz kafalar ama bu şeytan işte bu. Şeytan budur bu. Eskide gözüküyordu, sahabe zamanında yolda gözüküyordu. İçimizdeki dürtüler var ya, iyi değilsin, kötüsün, hastasın, bunlar sana uyduruyor, teselli için söylüyor. Veya çak onu, gir oraya, kimse görmüyor. Ya namaz, ya beş dakika sonra kılarsın. Böyle bir dürtü, istek yok mu? Ha, o haza şeytan. O enerjidir. Başka bir şey arama. Sekiz kafalı şeytan arama. Onun için şeytanı kaçırdık. Kendisini nasıl saklamış? Kendisini farklı göstererek. Ben sekiz kafalıyım, sekiz kafalı kimse görmedi. Dolayısıyla hiç ömrümde şeytana yaslamadım. Oysa şeytan davet ediyor. Sekiz kafalı diye bir şeytan ararsan, şeytan yok. Şeytanın işlevinin farkında olun diyorum. Bedende dayatmalardır, dayatmalar. Bak onu, çok onu. Böyle içinde bir enerji yok mu? Ha odur işte. Peki, imanı anlatayım. Namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle bir coşma, bir hal var. Ha, o imanla Allah razıyım demenin ifadesidir. O coşma hali iman artmıştır. Çünkü iman mahluktur. Çoğalır, azalır. Gider, gelir. İman vacip olsa değişken olmazdı. İman mahluktur. 71 şu an şey işaretleyeceğiz da 7 tane malzemeden yapılıyor. Delil, burhan, usare, şira, fikretlerden yapılıyor. Artıyor, azalıyor. İçimizde böyle bir coşar. Şu anda derste bir rahatlık yok mu? Ha, bu işte iman, bu enerji imandır. İman bu yani. Onu da gaybde arama, bu. İçinizden de ya amma da uzatıyor ya, yani çık buradan ya, boş ver ya, kaç saatten beri buradasın diyen de şeytan. Diyen de o. Bilirim, tanırım adamı. Adamı iyi tanıyor şimdi. Hocam şevk de iman da. İman, imanın kendisidir. Yani şevk arttıkça iman yükseliyor. İmandan demiyorum. İmanın kendisi. Kendisi ya. Ya biz farkındalığımızı kaybetmemizin sebebi farklı düşündüğümüzden. Sekiz ayaklı insan, münafık sekiz ayaklı olsa hakikaten ara yok. Hiç kimse yok. Meğer münafık benim gibi kafası var, benim gibi eli ayağı var. Ha, o zaman uyanıyoruz. Şeytan denilen şey, ustad diyor ki lemahatta, kafanızda küçük bir hennas gibi. Mesela düşünce, iyi değilim. Vrazının payını, olmaz canım, hayır. İşte bu dayatmalar var ya, bu enerji, ya dayatma bir güç ya, bak diye bir enerji görürsün. Ha, o şahsa şeytan. Şu zamanda hususan madyumların felsefeleriyle zihni bulananlar, hususan bu zamanda hele Avrupa'da zihni bulananlar, sebep sonuç ilişkisine mahkum olanlar bunu fark etmiyor. Canının bir şey istediğini, canının istediğini zannediyor. Bir tanesi dedi ki, abi ya kalbimi kırdın abi dedi. Bak kardeş dedim, bir yer kırıldığında ne ben eminim. Ama o kalp değil. Nedir abi dedi, o nefistir. O senin nefsindir. Öyle mi ya? Tabii ya, kendin üçe ait. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Bunu ayıramazsan sen vesvesese nasıl kurtulacaksın? Kendin üçe ait. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. İkisinden hariç. Bu diyor ki verme. Bu diyor ki yok ver ya. Bu diyor ki bak o kanalı aç. O cep telefonuna git. O diyor ki olmaz ya, olur mu ya, haramdır ya. İki tane farklı kişilik yok mu içimizde, duy, istekler? Ha, bir tanesi haza şeytan, bir tanesi böyle
iman, ruh iman. Peki ne yapacaksın? İkisi de sen değilsin. Buna diyeceksin ki sıstan sen. Buna diyeceksin sen ne yapıyorsun? Ha, sensin. Ha, peki bunu bilmeyen ne yapar? Çok tehlikeyi anlatıyorum. En tehlikeyi. İçinden geçenin farklı bir kişilik var olduğunu bilmeyen, şeytanın varlığını unutan, onun bak, bak mı, de, deme gibi dayatmaları kendinde zanneder ve psikolojisi bozulur. Ben ne biçim insanım ya? Böyle rezil olur mu ya? Böyle şey düşünülür mü ya? Bacıma karşı böyle düşüncelerim geliyor. Anne babama karşı vurasım geliyor bilmem ne. Bu sefer böyle düşününce kendisinin rezil olduğunu zanneder. Rezil içeride adam. İçeride. İçeri girdiğin zaman ama doktor ne yapar? Gidin doktora. İnsanı et yığına olarak kabul eden, ruhu inkar edene ruhu teslim edip tamir ettireceğiz. Tamam mı? Ruhu inkar edene ruhu tamir ettireceğiz. Uyu, yat uyu. İlaç verecek, basacak ilacı, uyu. Oysa bu dersler, bu dersler, bu ne biçim ders ya? Din midir, psikoloji midir? Ben de anlamadım yani. Bu nasıl bir ders ya? Bak içimizi seyrediyoruz değil mi? Din böyle olmalı, din hayatın hayatı. Hem ruhu hem esası. İhya-i din, ihya-i ders ile insan ihya olur ya. Psikoloji ya. Terapi yapıyoruz şimdi. Senin içinde dolaşıyoruz. Bak ben gelene kadar navigasyonsuz gelemedim. Sen kardeşim ahirete gidiyorsun, navigasyonsuz nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Adres yok, bilinecek yok. Gidiyor. Saldım çayla, mevlam kayla. Böyle bir şey olur mu ya? Ben buraya ha nasıl gelebilirim ya? Navigasyon yok. Abi ben Almanya'dayım, gel eve. Lan nereyesin? Almanya'dayım işte. Kabire gideceksin. Tamam da kim var senin? Tanıdıkların var mı orada? Alaka peyda ettiğin var mı? Bir Fatih'e gönderdiğin kimse yok mu? Sevdiğin kimse yok mu ya? Ne yapacaksın? Bir davan yok mu? Gönül verdiğin bir insanlar yok mu? Gönül yok mu orada? Bir davan yok mu? Nereye gidiyorsun? Bu ölümü bayılmak mı zannediyorsun ya? Bayılıp tekrar ayrılacaksın. Bir daha gelemeyeceksin ha. Hatta telafi yok. Böyle bir sistem çalışıyor. Şimdi şeytana tekrar gelelim şu adama. Çünkü severim bu adamı. İyi ki var. Olmasa tabi terakki durur ya. Donuk olur insan ya. Hiç böyle sırdan gördünüz mü şeytanın sanatı olmadığı için? Ulan batsın da mı şu dünya ya? Ah ulan ah dediği var mı? Böyle bir şeytan, şey sığır yok ki ya. Ahire bağlarsınız demez ki bir de böyle bağlayın. Sığır ya. Niye sığır? Sığır olduğu için sığırdı. Şu zamanda hususan maddiyunların felsefeleriyle okulda sebep sonuç ilişkisiyle devamlı çalıştığı için zihinleri bulanmış, darlaşmış, bu bedihi meselelerde tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Şöyle ki, yani şeytanı inkar etmiş. Ne demek diyor bir yerde? Felsefeyle yoğrulmuş adam, boğulmuş adam ne der? Şeytan oturmuş adam orada, beyaz adam. Şeytan varmış. Ulan ne şeytanı ya? Biziz işte. Ne istiyorsak da benim, ne istemiyorsak da benim. Şuna bak, radiyallahu anh. Böyle bir şey olur mu ya? İnsanı et yığına olarak görüyor. Yığmış bir et. Öyle mi ya? Her an alemimiz değişiyor, her an. Acayip bir şey ya. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli erbağ habise bir müşahede bulunduğu gibi. Yani illa şeytanı içeride dürtü olarak aramayın. İnsan suretinde insi şeytanlar var. Manası değil ha. Haza şeytan. Donmuş şeytan var. İnsanlardan da melekler var. Şu anda gördüğünüz var ya, böyle bazen görürsünüz. İnsan suretinde melekler var olduğunu Mektubat 57. sayfada söylüyor. Diyor ki ölen evliyaların bir kısmı azı vesaire demiyor. Ölen evliyaların çoğu cismi misalileriyle, bedeni misalileriyle dünyaya geliyorlar. Astral deden değil mi? Kendisi. Astral deden atomu kullanmıyor. Ama böyle. Sen gidip de ne haber lan, atom musun, astral mısın? Bir tokalaş diyor musun? Nereden diyeceksin astral olduğunu? Bilemezsin. Dur bir bakayım öyle, bir tokalaşalım. Hey falan, bunu böyle yapıyoruz. Sen astral bedensin diyebiliyorsun. Çünkü çok böyle ortalıkta olanlar var. Evi görüyormuş. Allah Allah. Bir tanesi bana ne yaptı? Medine'deyim.
Grup götürmüş, şey gitti, gruplar götürmüş onu. Grup tek mi gitmişti? Baktım, Resulullah'a kaş ayak uzatmış. İçimden dedim ki, bak adama bak. Şimdi buralım bu adam. Şu içimden geçti, böyle bakıyorum ya Medine'de. Ulan Allah Allah, Raza-i Mutahara'ya ağır uzatmış. Tövbe sallallahu aleyhi ve sellem. Geçtim. Gittim, iki tane adam gönderdi efendim. Gidin o beyaz adamı çağırın. Gitti. Selam, aleyküm selam. Kalktı, altındaki yastığı veriyor. Hayır, oturmam dedi. Baktım, Türkçe biliyor. Oturacaksın dedi. Oturmam dedim. Bu sefer bu şeyimizi önlemek için müritlerinden bir tanesi her şey yapmış oldu. Oturmam. Kazanı çıkarttı koydu. Tamam oturdum. Onun kalktığını oturmadım. Edeben. Utandım yani. Beni çağırdığına göre. Delikanlı dedi, yaşlı. Benimle dedi şu peygamberi gösteriyor. Aramızdaki hukuku biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Benim ona ayak uzattığımı sen niye karışıyorsun? Bana dedi ya nakletmiyorum birisinden. Ben oldum, ben oldum. Bu bir dedi. Sen burada ne işin var dedi. Sen bir defa geldin dedi. Sen buraya geldin. Kaç tane dersler ihmal oldu? Derslere gitme. Senin yerine kim giderse gidecek. Sen burada ne işin var dedi. Allah şok oldum. Ben anlatıyorum. Ben nakletmiyorum. Bir yerden duydum değil. Benim başıma geçmiş. Diyor ki, dedim ki efendim derse koydum adam. Senin boşluğunu doldurabilir mi? Herkesin boşluğunu kimse dolduramaz ki dedi. Ama neyse üzülme ama işini de ihmal etme. Eğer senin işini başkası yapamazsa ki yapamaz. Herkes kendi işini. Getir dedi Mesnevi dedi. Osmanlı. Hadi bize bir paragraf oku. Dedim ki estağfurullah. Hayır. Oku dedi bir paragraf. Getirdim Mesnevi'den bir paragraf okudum. Ona bir daha kimsenin işine karışma. Bir daha kimsenin işine karışma. Adamın bir tanesi gemide gidiyormuş. Dalgalar mangalar olunca böyle. Herkes telaş yapmış, eşyalarını atıyor falan, ağlamalar, çalama, adam bir tanesi oturuyor, hiç kıpırdamıyor. Lan gemi batıyor, niye endişe etmiyorsun ya? Ben dedi, bir defa Allah'ın işine karıştım, bilmem gübrenin pisliğini, o gübredeki böceği yedim. Nasıl yedin demiş? Ya gübreye bakmış adam, orada böcekler var. Ya ne Allah, burada, bu güzel böceği niye yedin, niye yarattın? Burada ne işi var, niye yarattı diye. Adam hastalanıyor, olmuş ya, Muhammed'i diye yazıyor. Ondan sonra malum işte ilacı o sinekmiş. İtiraz etmiş ya. Allah'ım demiş bir defa işine karıştım. Gübredeki sineği bana yedirdi. Şimdi ben bu suda Allah'ın işine karışırsam başka bir şey yedirdi bana. Ben daha karışmam. Anladın mı? Şimdi ne biliyor musun? Günah yapıyor. Karışma. Yani nefret duyma demek istiyor. Şunu yapıyor. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Kainatın işletim sistemi böyle. Zulüm var abi her şey gidiyor biliyorum. Kardeşim karışma. Sistem çalışıyor. Çünkü Allah kainata Allah'lık yapıyor. Benim kafamın terazileriyle ölçülemeyecek şeyler oluyor. Olacak. Çünkü benim aklım diyor Mesnevi'de, 116 Mesnevi'de kainata mühendis yaratılmadı ki. Olmadı, yanlış oluyor falan gidiyor diyor. Bu sefer bizim hassas noktalarımıza şeytan bizi köşeye sıkıştırıyor. Gece gündüz onunla meşgul olarak uykumuzla gidiyor, kitap da okuyamıyoruz, moralimiz de bozuk, kisvet de yapamıyoruz. Meşgul olma kardeş, onun için usta diyor ki, geniş daire siyasetleri merak ile takip eden, ya aklını dağıtır manevi bir divan olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Gafil olur demiyor. Niçin dinsiz olur? Çözemediği, aklı yata edemediği, rububiyetin tecellisini, adaletin, inayetin, rahmetin tecellisini, anlayamadığı için, kader ilahinin izini özünü yüzününde bakamadığı için Allah'ın rububiyetine, icraatına itiraz eder. İtiraz edince Allah'a direkt gidiyor, kafir oluyor. Haberlerin karşısında kafir olan çok insan var. İmanı gidiyor. Allah'ın rububiyeti karışma, kendi işini yap ya. Benim işim şimdi bu. Bak dedi ki, bak ne dedi? Bak usta şahit. Hocam dedi, tabii bir sabah edip bir de içecektik. Şimdi, yemek mi ders mi? Kardeşim, ders. Benim işim birinci derecede bu. Sonra beni yetişmeme vesile olan Allah rahmet etsin hocam. Rüştü abi
15 sene yanında, 16 sene kaldım da 15. sene ha, ihtimal dedim. Ya bir gün izin vermedi, yetiştiriyor ya. Dedim ki abi dedim köye gideceğim, annem şey rahatsız. 3 gün izin verir misin dedim. Bir hem tatil olur dedim. 15 sene ha, 15 bayram yok, seyre yok, cumartesi yok, pazar yok. Ya şaka bu ya, 15 sene hiç. Bakarız kardeşim. Gittim tabii bakarız da herhalde birkaç gün sonra söylüyor. Hadi git. Bakıyor dedim de duruma bakıyor. Nerede boşluk var? Bir hafta geçti bana yok. İzin mi? Bir hafta sonra da gittim Mahmut abi. Gittim. Kardeş dedi bakarız dedi. Bakarız dedi. Tamam abi dedi. 15 gün geçti unutmuyorum. Sobasını odun atarken öyle yaptım böyle yaptım. Attım falan. Abi dedim ya 2-3 gün izin verecek gün dedim ya. İşiniz çok da unutmak için. Kardeş dedi. Biz izini kabirde yapacağız. Hizmet zamanı izin değil. Ne izini? Arzu ve isteğini kabire ertelemeyi ve ötelemeyi öğren. Ben bir defa izin verdiğini hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. İşimi yapınca ara boşluk yok. Tak tak tak. Nefis de dedi bana tabii canım niye yemeyeyim canım. Öyle bir şey yok. Allah Allah. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habise. Erva habise size de kısaca çabuk çabuk konuşuyorum. Geç kaldığımı da biliyorum. Zamanınız da çok geçtiğini biliyorum. Erva habiseyi şu. Şeytan değil erva habise. Cin dedi. Usta Turan. Erva aliye var, habise var. Olumsuz düşünceler var ya, kötü kötü düşünceler. Olumsuz düşünceler. Yani nasıl dedi, niye dedi, diyor, ne olsun. Ver ağzın payını. Veya seyrettiğimiz televizyondaki videolar, dinlediğimiz sesler, burnumuzdan giden, içeriye giren, dilimizden içeriye giren, içeride canlanıyor ve ruhlanıyor. İçeride. Habis veya alim. Mesela Kur'an dinliyorsun, Kur'an içeride aktif oluyor. Şöyle diyeyim. Kötü bir haber duyduğunuz zaman haberde ses. Mideye vurmuyor mu? Mideye vurmuyor. Ne olacak ki haber ya? Arkadaşlar film dışarıda, CD dışarıda, haber dışarıda. Ama seyrettikten sonra, o içeriye girdikten sonra film yok artık içeride. Yani ben bu su dışarıda, su. Aha bak. İçeride su yok artık. Enerji. Canlanıyor ve ruhlanacak. Saç olacak bu su. Tırnak olacak bu su. Öyle değil mi? Seyrettiğimiz, dinlediğimiz, kokladığımız, tat aldığımız, dokunduğumuz her şey içeride canlı ve ruhludur. Ha, senin psikolojin bozuk nedir biliyor musun? Canın sıkılıyor, kendini kötü düşünüyorsun. İçeriye daha önce soktuğun müzik ve filmlerdir. Enerjiye dönmüş halidir. Aktif olmuş. Aktif oluyor. Mutluluk hissediyorsun. Mesela şu andaki derse hoşunuza gidiyor. Sebebi daha önce içeriye soktuğunuz güzel şeylerin üzerine bina ediliyor da ondan. Ama yeni gelmiş bir insan ne diyor bu ya falan diye sağa sola bakar. Ya. Peki. Şunu kapatalım istersen. Çünkü sokağa gitmezim ben zaten sesim güçlü falan. Erva habise, erva aliye de var. Yani güzel ruhlar da var. Şu anda güzel ruhlar oluyor. Cümlemiz şuydu hatırlarsınız. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Doğru düşünülmeyen her şey erva habisidir. Düşündüğünüz her güzel şey erva aliyedir. İstediğiniz gibi bedeni değiştirirsiniz. Hiçbir şeyiniz yok, hastalık bile yaparsınız. Aha burası hastayım. Aha iyi değilim. Aha bir şey yapıyorum. Aha canım. Vesvese vehime. Vehim ilk önce sonra vesvese. Evet. Niçin bu kadar anlattım? Erva habiseden bahsediyor. Bak burada diyor ki şeytanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habise bir mücadele bulunduğu gibi. Yani öyle insanlar var ki ağza şeytan. Yani şeytana pabuç çıkartır. Şeytan olsa ne yapacaktık? Yani bunu din yaptığını. Şeytan. Yapamazdı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de mealen kadın için şeytan için keyden zayıfa diyor. Zayıftır diyor tuzağa. Şey için kadın için diyor ki böyle şeytanlık yapan kadın için keyden azima diyor. Hani şerli olanlara kadın.
şerli, şerlilik yapan kadar. Çünkü şeytan, bildiğimiz şeytan vehim ve vesveses verir. Bu ise koku verir, gözden şey yapar, sesleri kulağımıza gelir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir kadının nereye kadar sesi uzuyorsa, dili oraya kadar çekilecektir diyor. Nereye kadar uzamışsa. Hadis. Şimdi, cinniden cesetsiz erva akabesi dahi bulundu. O katliyetidir. Eğer onlar maddi ceset giyselerdi, şeytanlar, cinler, hani şeytani cinler, giyselerdi, birer şerir insanlar aynı olacaklardı. Yani bu şerir insanlar var ya, aynı o. Aynı olacak. Hiçbir farkı yok. Yani merak edersiniz değil mi? Şeytan nasıl? Bakın şu adama veya şu kadına şerlilik yapan ama. Haza şeytan. Donmuş şeytan. Ne diyor? Eğer onlar maddi ceset giyseydiler. Lemalar 82'den okuyorum. Bu şerir insanların aynı olacaktılar. Aynı olacaktı. Şeytan de, ne arıyorsun ki şan bu arada? Hakikati ortada ara. Hem eğer bu insanın suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler. İnsan suretinde var ya, insanlar var. İnsan. Eğer cesedini çıkarabilselerdi o cinni iblisler olacaktılar. Çünkü bir batıl mezhep diyor. Hatta burada diyecek de batıl mezhep böyle de demiş ki vefat edince bir şerli insan elbiseyi çıkarttı ya dünyaya şeytan ve cin olarak gelir. Batıl bir mezhep hükmedir. Evet, şiddetli münasebetinden. Hatta bu şiddetli münasebete bina edir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir erva habise öldükten sonra şeytan olur. Demiş. Şiddeti münasebetinden. Malumdur ki Allah bir şey, âlâ bir şey bozulsa etna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en âlâsı olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Aynen öyle. Ben de o kadar insan rastlıyorum ki. Yani bu elimle o kadar insan yıkamışım ki. O kadar insan suretinde hayvan yıkamışım ki. Midem kusmuş. Kaç defa morgda kusmuşum. Bu Almanya'da imamlık yaptığımı biliyorsunuz. Kusmuşum, kusmuş. Bazılarına da cesedine dokunduğum zaman dönüyor. İnan hama hamanı. O kadar yardım ediyor. Dayanamıyorum, alnından öpüyorum. Ulan ne biçim adamsın lan sen. Dokunuyorum, bana yardım ediyor ya. Acayip bir şey. Öyle insanlar da var. Bazılar da var ki sanki gavur ölüsü gibi ağır iki kişi sürtebiliyoruz ya. Yani çok ağır. Yani sanki ruhu donmuş, taş olmuş. Ama 1,5 sene Risale-i Nur'daki suretle meşgul oldum. Suret ve sima nerede meşgul oldum? Şu anda yayında 11 tane var. 50 veya 60 tane suret dersi olacak. Suret ve sima. En az 50 ve 60. Meşgul oldum fazla. Tabi meşgul olunca Allah Allah. Bir bakıyorsun ki tuhaf. Yani bakıyorsun metroya biniyorsun dolaşırken sanki hayvanat bahçesi. Çok tuhaf yani. Mubala değil mi? Acayip böyle dikkat edin ki yapmayın da. Bakıyorsun Allah Allah sanki hayvanat bahçesi. Garip ya. Tuhaf. İnsan suretinde şeytan. Şeytan ya, o kadar şeytan acayip ki. Mutafil maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Şuraya çiçek koyun, camı açın, arı gelir. Pislik koyun, camı açın, sinek gelir. Çünkü sinek ondan lezzet alır. Yani bazı insan suretindekiler niye hep tarifler lezzet alıyor, şerden lezzet alıyor? Zarar vermekten lezzet alıyor, ne biçim adamdır? Şaşırmaz mısın? Çünkü sen şaşırmanın sebebi insan zannetmendir. İnsan değil kardeşim. İnsan suretinde ruhu habis. Ruhu habis. Diyeceksin ki din bir şey şiddeti göstermek için ruhu habis. Hayır. Format değiştiriliyor. Tamamen işgal ediyor cin veya şeytan. Ne diyorsa öyle yapıyor. Sen hatta hissedersin değil mi akrabanda şundan bundan. Bana diyorlar ki abi... Abi bildiğin gibi değil ya. Yengem diyor ben bugün. Abisin karısı. Abi benimle konuşuyor. Gözlerine bakıyorum. Abi ya o
Başkasını görüyorum dedi ya. Yengem olamaz onu demesi diyor. Başkası var abi diyor. Lan başkası var. Bu binada biz oturmuyoruz bir. Arkadaşlar bu binada, bu bina ile senin arandaki farkı düşün. Bina ile senin arandaki farka bak bakalım. Binaya benziyor musun içindesin? Duyguların, hislerin, latifelerin, haya, edebin, inancın şu dört duvara benziyor mu? Yok. Bina cesettir. İçeride oturan ruh sen böylesin. Bu binada su tesisatı var, elektrik tesisatı var, yatak odası var, tuvalet var, mutfak var. Ya su tesisatı kan şebekesi. Elektrik tesisatı sinir sistemi. Yatak oda özel hayat. Mutfak doldurma yeri, tuvalet boşaltma yeri. Gübre fabrikası sanki bazıları. Mutfakla tuvalet arasında plastik boru koymuş, dolduruyor, boşaltıyor, gübreye dönüştürüyor. Başka bir şey yok. Bir de yatakta yatıyor, imarat hali. Yani ruhundan haberi yok. Ustadın misali bu. Diyor ki, ceset diyor, ruhun hanesi ve yuvası değil, libası değil, hanesidir diyor. Yani, şu bina sana nasılsa, giyiyor musun? Hayır. Libası değil. Bak gömlek benim libasım. Bina hanem. Hanesi. Ha. Cesetle ruh ilişkisi o. İnsan binanın içerisinde nasıl bulunuyorsa cesette de ruh ile bulunuyor. Dolayısıyla bu şeyi anlaşılması için mutfafil maddelerin kokusuyla terezüz eden haşerat gibi ve ısırmaktan zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan, cinayetlerden lezzetler alırlar. Yani şaşırıyorsun değil mi? Ya bu adam bunu nasıl yapıyor ya? Bak bir misal vereyim, şaşıracaksın. Ebu Cehil ile Velid İbni Muhire radiyallahu anh vardı ya Velid, Halid bin Velid. Onun babası galiba. Azılı kafir. Velid İbni Muhire. Bakın size söyleyeyim, vicdanınıza danışın. Bu adam bundan zevk almış. Sen ne kadar korkunç bir şey. Sen mi iyi ok atarsın, ben mi? Yani meydan yok, eskide kahve mavi yoktu, ortada konuşuyorlar. Sen mi atarsın, ben mi? Ben atarım, sen sen atarsın bilmem ne. Ebu Cehil. Tamam, dönüyorum. İlgiye bindiler. Nesine? Bir rivayete göre 3 köleye, bir rivayete göre 10 köleye iddiaya giriyorlar. Sen niye ok atarsın ben? Ne yaparsın ok atmak için? Nişan tahtası koyarsın değil mi? Ne koymuşlar biliyor musun nişan tahtasına? Köle koymuşlar. Köleyi koymuşlar, iyice bağlamışlar. Dedi ki Velid, ben onun sol gözü benim. Sen de onun sağ gözü. Hadi atalım hangisi gözünden vuracak? Bu ölenini de kim kaybederse ödeyecek, onun yanında da 3 tane köle verecek. Sen şaşırdın değil mi? Ama bu da insan sureti. Bir köle, 10 tane köle bir deve yapıyordu. Şimdi bir Mercedes düşün. Bir insanla Mercedes'i kıyas edin. Bak bir deve, çünkü insanı beygir olarak görüyor. El arabası var ya, harç götürmek, tuğla götürmek. Öyle değil mi ya, siz anlayın da, yani ben mi uyduruyorum? Bir deveyi satıyorlardı, 10 köle alıyorlardı. Pazara geliyordu, 10 köle veriyordu, bir deve alıyordu. Şimdi 10 tane Mercedes'e, 10 tane Mercedes'im yok, 10 tane insana bir Mercedes. Yani insanı iş yapan makine olarak gördüğü için kimse duymasın. Alman da öyle bakıyor size. Ve insanlar. İş yapan makine canım. İş yapan cihaz. Onun için para ne yapacak ya çoğunlukla parayı? Cihaz bu ya. Doydu mu tamam. Adeta şeytanın mahiyetine girerler bunlar. Yani sen iğrenç gördün de o adam nasıl yaptı bunu? O da insan suretinde. İnsan mıdır? Gözüne ok atıyor. Ha sen vurdun, ben vurdum. Ha ha ha. Adam ölmüş. Kadın ve erkek meydanda köle pazarına çıplak olarak satılıyordu. Bu işte ya. Şimdi otellerde yaptıkları gibi. Değişen ne var? Bir yer işte. Onlar bir yerde satıyorlardı. Bunlar bir binada satıyor işte. İnsanlık. İnsan satılıyor. Kiralanıyor ya.
10 saatine, 5 saatine, 2 günlüğüne kiralamıyor. Şeyde daha mutanika İran'da Şialarda da öyle. 3 günlüğüne kiralıyoruz. Acayip, Allah muhafaza etsin ya. Yani şeytan suretine girmiş insan suretine girmiş şeytan. Birbirine geçişler var. Arkadaşlar, değişen bir şey yok tarihi. Yalnız şekilleri değişmiş. Ruh aynı. Peki nasıl kurtulacağız? Cemaatsiz olamayız. Cemaatsiz tek başına istikamet yoktur. Festakil temalite. Son cümlelerimi bitiriyorum. Bak cümlemi bitireyim de şu ondan sonra size söyleyeceğim olacak. Evet, cinni şeytanın vücuduna katı bir delil, insi şeytanın vücududur. Bundan sonra devam ediyor. Arkadaşlar, bu asır Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir asır gelmemiş, gelmeyecek. Ulema-i İslam'ın alemi çoğuna göre bu asıra insan gelmediği kabul ediliyor ve kayıp asır deniliyor. İnsanlık yaşanmadığı kabul ediliyor. Böyle bir asırda işler yapıyoruz, değil mi? İş yapıyoruz. Kendi imanımızı, çoluk çocuğumuz, yakındakilerimizin imanın kurtulmasına gayret ediyor. Arkadaşlar, fert istikamet bulamaz tek başına. Tek başına istikamet yoktur, olamaz. Sebebi, şartlar çok ağır. Çalışırken sabahtan 5-6 saat işe gidiyorsun. Evde çocuğuna karşı mesulsun, kızına karşı mesulsun, hanımına karşı mesulsun, komşuna karşı mesulsun vesaire vesaire. Ama ya, yok zamanı. O zaman tek başına muktedir olamazsın. Eskide eğitmek için bir şey yapmıyordun. Sokağa çocuğu bırak, eğitiliyordun. Şimdi sokağa bırak, şeytanlaşıyor. Şimdi bir insan fert olarak istikamet tek başına gitmesi mümkün değil. En büyük tuzak şudur. Kendisini tuzaksız zannetmek. En büyük kendisine ihanet, tehlikesiz kendisini zannetmesidir. Ben iyiyim deyip bir hizmete ihtiyaç duymamak, kitap okumamak, derslere gitmemek. Niye? Benim neyim var canım? De. Oysa içsel an. Bunu söylettiren, bak onun için okudum. Bunu söylettiren şeytandır. Şeytan virgül kendisini kendine tabi olanlara unutturur. İhtiyaç hissettirmez. Bak bu derse geldin, kötü mü oldu? Bak demek ki biraz adam varmış ya içeride. Bak burada sip sen oturmuyorsun. Şeytan hep 8 ayaklı, 5 ayaklı aradığın için unuttun. Şeytan hiç görmediğini zannediyorsun. Oysa aç şu kanalı, aç telefona gir. Ulan dersi de bitirmedi ya. Ver ağzını payını, verme parayı ya. Ne zekat veriyor? İçeride bir dürtü var ya böyle. Şer. O yap, açmamış, yapmamış duramıyorsun ya. Ha o şeytan işte. Şevk, lezzet, surur, böyle imanla alakalı huzur şeyler, onun adı da imandır. Donmuş iman. Cemaatsiz olamayız. Mümkün değil. Cemaatten kopmayacaksınız. Bir, namazı vaktinde kılın, akabinde tesbihatı yapın. iPhone demiyorum, afyondur diyorum, uyuşturuyor. Yani haramından bahsetmiyorum cep telefonları. Beyin enerjisini sömürüyor. Mecidiyeköy'de bir tane Nightingale'in bir hastanesi var özel meşhur. Oraya ben buraya almaya gelmeden önce 15 gün önce çağırdılar. 13 yaşında Tekirdağ'da tekstil fabrikasının sahibi. Çok zengin olduğundan çocuğunu oraya getirmiş. Getirirken bir tane nörolojici, bir tanesi psikiyatrist, bir tanesi bilmem ne, 3-4 tane doktorlu adam geliyor. Patron ya. Neymiş biliyor musun hastalığı? Bir oğlu bir kızı varmış. Aşırı cep telefonlarla meşgul ola ola beyin enerjisi çökmüş. Beyindeki şansan şeydi ya, jeneratör gibi. Doktorlar bulan şey yok. Hiç kıpırdamıyor. Elinizi şey yapın. Sonra o nörolojici beni tanıyordu. Siteden bana ulaştılar. Ve neyse. Hocam dedi, sizinle alakalı olabilir mi? Bloku olabilir mi? Ben de tecrübem olur. Bir de bunu bir bakayım nasıl bir şey olur. Belki faydam olur. Gittim. İtimat edin bana. Elimi gözüne götürüyorum. Açık göz. Göz kapağı oynamıyor. Refleks bitmiş. Dedim ki ben en sert Kur'an'daki şeylerle, enerji paketleriyle bir saldırıya geçeyim. Bakayım şok yapabilecek miyim? Şok. Huruf-u mukata var ya, yedişi. Elif, la, mim, elif, la, mra, elif, la, mim, ra, 14 tane.
7'şer tane. Hem de bu arada sirkeyi de koklatıyorum. Böyle bir çakayım, bir şok yapayım. Yeniye böyle bir yapılmaz çünkü enerji çok yüksek. Ben de zaten her gün cüz okuyorum. Patlayacak gibiyim zaten. Bir de onu koydum, bastık mı duman olur adam. Duman olur zannettim ama kılı kıpırdamıyor. Baktım ki beyin bitmiş. Çünkü bak ben size söylüyorum. Cep telefonla video çekseniz, gençler size hitap ediyorum. Video çekseniz batarya biter mi? Biter. Ses çeksen biter mi? Biter. Bir cep telefonda bir işlem yapsam enerji biter mi? Biter. Telefondan kasıt kafadır. Kameradan kasıt gözdür. Mikrofondan kasıt kulaktır. Nasıl ki cep telefonundan kamera çekerken batarya bitiyor, gözde seyrettiği her şeyden beyin enerjisi bitiyor. Nasıl ki cep telefona ses kaydederseniz batarya bitiyor, beyin enerjisi de duyduğu şarkı, türkü, Kur'an. Kur'an da yoksa enerji bitiyor. Bazı içeriye alınanlar enerjiyi katlıyor, aktif ediyor, bazısı çökertiyor. Virüs gibi. Tamam mı? Öyle bir hale geliyor ki batarya bitiyor. Şimdi hem ahiretin ispatını anlatayım. Şu bataryaya bakarak pil. Hiç 100 sene önce adama desek ki bu bataryadır ama sestir, ışıktır, filmdir. Dalga mı geçiyorsun ya? Öyle demez miydi? Bataryada film olur mu? Arkadaşlar, cep telefonu cesettir. Batarya hayattır. Batarya ile çektiğimiz filmler, video. Bazen öyle bir video çekersiniz ki 10 katı telefon alırsınız o videoyla. Bazı şeyler çekersiniz ki hiçbir şey yaramaz. Bataryadan kasıt hayattır. Yaşadığımız ömür pil bitiyor. Ama yaşarken pil bitiyor ama ahireti filmi oluyor. Batarya filme, videoya dönüştüğü gibi ömür videoya dönüşüyor. Bak batarya, bir tane bazıları diyebilir. Ya bizim ömür bitiyor da ahiret filmi nasıl oluyor? Cevap. Telefonun batarya, bir daha anlatıyorum. Telefonun bataryasıyla video çekmek kafana nasıl yatıyorsa bu enerji filme dönüştüğü gibi ömür de ahiret filmine dönüşüyor. O zaman ömrünüz bitmiyor. Pil bitmiyor. Pil videoya dönüşüyor. Ömür bitmiyor. Ahiret hayatına dönüşüyor. Bak bitti mi? Öyle bir film çek ki git sergile o videoyu da 7 mahallen, 7 sülalen parası ile geçinebilirsin. O kadar para alırsın. İyi bir video çektiğin için. Bakın pil bitmiyor. Videoya dönüşüyor. Ömür bitmiyor. Ahirete dönüşüyor. Anladık mı? Ha, o zaman bu telefonla iyi şeyler çekin ki o film harcamaya, o bataryayı harcamaya değsin. Ömrümüz batarya. Telefon bedenimiz, kamera göz, mikrofon kulak gibi. Eğer aldığınız enerji içeriği aktif ediyorsa, mesela sokak lambaları, panelleri var. Güneş enerjisini alıyor, sokak lambası yanıyor. Hatta güneş enerjisi sokakta görürsün, Almanlar çok yapmış tarlada. O enerjiyi depoluyor, güneş enerjisi sıcaktan alıyor, buzdolabı çalıştırıyor. Sıcağı soğuğa dönüştürüyor. Ömür de öyle. Hayli bir ömür şeri dönüşüyor. Şeri dönüşüyor. Tamam. O zaman cemaat, burası şarj atölyesidir. Cemaattan ayrılmıyorsunuz. Bir, 5 vakit namazımızı kılıyoruz akabinde. Vaktini kılıp tesbihat yapıyoruz. Telefonlardan, internetlerden zora kalmadıkça muhatap olmuyoruz. Ama sen bilirsin. Ben bir geldim, bir daha yanasın. Faturayı sen ödeyeceksin. Buhranı sen çekiyorsun. Ben bu anlattıklarımı sırf size değil, psikoloji ve psikiyatrist, nöroloji doktorları da anlatıyorum. Biliyorsunuz beni haritaya çıkarmışım, dima haritasını. Nerede ne giriyor, neyi güçlendiriyor. Onlara çok meraklılar onlar. Tamam mı? Çünkü biz bedensel bir psikoloji anlatmıyorum, ruhsal anlatıyorum. Ruhsu, din eksenli olduğu için. Onun için sözüme itimat edin. İçeriye soktuğunuz canlanıyor. Arkadaş senin için söylüyorum. Kafaya ne sokarsan enerjiye dönüşüyor. Yani sen
kuru fasulyeye soktun diye içeride kuru fasulye yok ki. Abi yanıyorum, yanıyorum. Neden yanıyorsun abi, kuru fasulye dedim yanıyorum. Enerjiye dönüşmüş tabii. Tabii ki yanacaksın. Lan ne alakası var kuru fasulyeyle yani? Yanar mı adam? Biber mesela. Biberin içerisi, biberi niye yiyorsunuz? Abi lezzet dedim. Lan acı da lezzet olurmuş. İşte acının içine lezzeti koymuş. Bak videoyu. Video o zaman 5 vakit namazımız kılıyoruz. Dershanelerden ayrılmıyoruz. Her gün 5-10 dakika Risale okuyoruz. İnternetten, televizyonlardan uzak duruyoruz. Çünkü beyin enerjimizi sömürüyor. Sonra da çocuğuna, torunundan da dolayı beni arıyorsun. Allah yardımcımız olsun. Allah istikametten ayırmasın. Usul ve kurullarımızla haberdar eylesin. Mekanlar cennet eylesin. Vahir davadümenin hamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.